Güzel canlar, öncelikle Cemil cümlenizi, yüreğimdeki Harp, Ehli Bey ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşkı niyazlarımı sunuyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız, Hızır kılavuzumuz olsun. O erenlerin, evliyaların, gerçeklerin hüsnü medleri daim ve kayım olarak Cemil cümlemizin üzerinde hazır ve nazır olsun. Cenab-ı Hakk'ın nuruyla nurlanmış, Cenab-ı Hakk'ın hak ve hakikatine ermiş kullardan eylesin bizi. Güzel canlar, her cemimizde bir konuya esas alıyoruz. Bir insanın insani kamil olabilmesi için geçirmesi gereken evreleri anlatıyoruz. Bugün de tarikat kapısının 8. makamı olan ve bu makamda olan şu bölümlerden bir tanesini, hırka, zembil, çera, makas, seccade, ibret ve hidayet. Bayağı bir başlık var. Ama bugün bizim başlığımız zembil ve çera olacak güzel canlar. Bu nokta itibariyle zembil kelimesi Farsça'da sepet anlamına geliyor. Ama yolca'da zembil ışık demek. Her türlü kusurdan, kabahatten, kirden arınmak, arı ve duru anlamına da geliyor güzel canlar. Dikkat edin, genelde şöyle bir söz duyarsınız. Gökten zembille mi indin? Aslında farklı bir anlamı var ama bizim inancımızdaki anlamı ışık, çera, nur anlamında kullanılmakta güzel canlar. Şimdi biz cemlerimizde çera yakıyor muyuz? Çera yakıyoruz. Şimdi birazdan bu çeraların da manasını dile getireceğiz. O zaman tarikat kapısının 8. makamlarından olan zembil ve çera bizim detaylı bir şekilde ele almamız lazım. Talip önce gelir çera yakar. Ama işi çera yapmak olmamalı. Gönül çerağını yakmak olmalı. Bizler ne zaman gönül çeralarımızı yakarsak beden karanlığından hakkın aydınlığına ulaşmış olur muyuz? Oluruz. Her talip cemde çera yakılırken bu çera bakarken de kendi gönül çerağını nasıl yakabileceğini düşünüp tefekkür etmesi lazım. Hak yolunda hakikate yolculuk eden her talip gönül çerağını yakmadıkça hak ile hak olmasının, haksal gerçekliğe varmasının mümkünatı yok. Biz Cenab-ı Hakk'ın nuruyla Cenab-ı Hakk'ın katına gelmek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerine bezenmek istiyoruz. Cenab-ı Hak nur üstünde nur mudur? Allah Allah. Ne güzel. Nur üstünde nur. Nur üstünde nur olana ancak gönül çerağını, gönül nurlarını uyandıranlar gidebilir. Alevi inancında Cenab-ı Hakk'ın katına varmanın, rızasını kazanmanın, yakın olmanın tek koşulu var güzel canlar. Her talip gönül çerağını uyarmak, uyandırmak zorundadır. Gönül noktası uyanmış, çerağını uyandırmak isteyen her can, gönül çerağını uyandırmış olanın çerağından gönül çerağını yakacaktır. Talip, talep eden. Neyi talep ediyor? Cenab-ı Hakk'ın nurunu. Cenab-ı Hakk'ın nurunu talep eden de kendi gönlünde Cenab-ı Hakk'ın çerağını yakmak zorunda güzel canlar. Bu nokta itibariyle eğer ki bir talip gönül çerağını uyandırmak istiyorsa gönül çerağını uyandırmış bir mürşid-i kamil bulmak zorunda. Nasıl uyandıracak? Güzel canlar, dünyanın maddesinden yapılmış çeraları bir parçacık ateşte uyandırabiliyoruz, doğru mu? Bu çok rahat. Ama buradaki çerağı nasıl uyandıracağız? Buradaki çerağı ancak Mürşid-i Kamil'in haksal irşadıyla mümkün olacak.
O zaman her talip gönül çerağını uyandıracak, gönül çerağını uyandırmış bir mürşid-i kamil bulmak zorunda. Demin zembilin diğer bir anlamını söyledik, sepet. Evet, insan da bir sepet. Ama bu sepeti Cenab-ı Hakk'ın nuruyla, Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, Cenab-ı Hakk'ın irfanıyla, hikmetiyle doldurması lazım. Biz bir kap mıyız? Bakın sepet de bir kap, doğru mu? Ne yapması lazım? İçinin dolması lazım. Dünya sepetini, dünyanın sebzesini, meyvasını, yiyeceğini, eşyasını doldurmak için. Ama insan kabı olan bu sepeti Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, irfanıyla, hikmet bilgisiyle doldurmamız gerekiyor. Yalnız talibiz, talep etmek istiyoruz. Kabımız boş, sepetimiz boş, gönül çerağımız dayanmıyor. O zaman dolduracak birini bulmamız lazım. Her mürşid-i kamilin dilinden çıkan Kevser şarabıdır. Buna tavura şarabı denir ki bu şarap sarhoş etmez. Ama dünyanın üzümünden ve yiyeceklerinden, meyvelerinden elde edilen her türlü içki sarhoş eder. Biz dünyanın üzümünden yapılan içkiyle sarhoş olanlardan değiliz. Ne rakıyla, ne şarapla, ne viskiyle. Biz Cenab-ı Hakk'ın şarabı olan Hakk'ın kelamından çıkan o güzelliklerle mest oluruz. Arada çok fark var, doğru mu? Güzel canlar, dünyanın içkisini içip sarhoş olanlar kendini bilebilir mi? Sarhoş adamın kendini bildiğini hiç gördünüz mü? Ama haksal şarap denilen şarap, mürşid-i kamil pirin dudaklarından, çünkü burası kadeh. Buradan çıkan kelam ise tavura şarabıdır. Bunu dikkat edin, talip nereden içer? Kulaktan. Kelamı nereden duyarız? Kulaktan. Ama dünya mülküne tamah edip içki içen adam nereden içiyor? İçme yerleri de farklı. Biz Hak kelamının şarabını buradan içeceğiz. Ne diye? Buradan zihine ve gönlüne indireceğiz. Bu gönülde tomurcuklanacak ve bir gün gelecek o içen de kendisinden Hakk'ın kelamlarını beyan edecek güzel canlar. Gönül çerağını uyandırmış her mürşid-i kamil pir kendisine gelen, ikrar veren, ikrarı bent olan her cana bu ilimden, irfandan, ışıktan verir. Güzel canlar, bir çerağı yaktık. Bir çerağın ışığından başka bir çerağı yaktık. Ondan da başka bir çerağı yaktık. Işık çoğalır mı, azalır mı? Çoğalır. Bir mürşid-i kamil taliplerini irşad eder, hepsini kemalete getirirse, her kamilin gönül çerağı çoğaldıkça yeryüzünün aydınlığı artar mı, artmaz mı? Artar. Demek ki tarikat kapısında bulunan bu gönül çerağları uyandıkça, her talip kemalete geldikçe yeryüzünün ışığı artacak. Allah Cemil cümlemize o gönül çerahlarını uyandırmış, çevresini uyandıran, uyaran, o ışıkla aydınlatanlardan eylesin. Allah Allah. Şimdi gelelim, cemlerimizde 3 tane çerah yakıyoruz. Doğru mu güzel canlar? Bu 3 çerahlardan bir tanesi zat, bir tanesi nübüvvet, bir tanesi velayet. Bir tanesi Allah'ın nuruna, bir tanesi peygamberin nuruna, bir tanesi de İmam Ali'nin nuruna tekabül eder. Ama çerağı yakan canlarımızın aslında dikkat etmesi gereken bir şey var. Birinci çerağı ateşle yakabilirsiniz. İkinci çerağı var olan diğer çerağın ateşiyle yakıp, üçüncü çerağı da ikinci nübüvvet çerağından yakması lazım. Neden? Allah'ın nuru peygamberin nuruna yansır. Peygamberin nuru kimin nuruna yansır? Velilerin nuruna yansır. Allah Allah.
Peki velilerin nuru kime yansır? Bize, talibe, ikrarı bende. Aşk ile yola girene, gönül çerağını uyandırmak isteyenlere ulaşır güzel canlar. Dedik ki zat çerağından nübüvvet çerağını, nübüvvet çerağından velayet çerağını, velayet çerağından da taliflerin çerağlarını yapmak lazım. Güzel canlar, mürşidi kamil pirler talip aramaz. Talip mürşidi kamil olabilir. Neden? Talibin ihtiyacı var. Karanlıkta. Pazara gittiğiniz zaman ihtiyacınız olan tezgahta mı durursunuz? İhtiyacınız olmayan tezgahta mı? İhtiyacınız olan tezgahta. O zaman kalp noktası uyanmış, gönül noktası uyanmış, arzusu hak olan, isteği hakkın hakikati olan, o zaman bu pazar içerisinde Mürşid-i Kamil'in tezgahına uğraması lazım. Mürşid-i Kamil'in tezgahına uğramayanlar asla aydınlığa kavuşamayacaklar. Bilgi edinebilir mi? Edinebilir. Eğer bilgi edinmekle, tıp kitaplarını okumakla doktor olunmuş olsaydı üniversiteler boş kalırdı. Doğru mu? İnsan-ı Kamil öğretisi de öyle. İnsan-ı Kamil olmak isteyen, hak ile hak olmak isteyen, hakkın güzelliklerine bezenip hakkın boyasıyla boyanmak isteyenler bir Mürşid-i Kamil'in okulundan, mektebinden geçmek zorundalar. Bu mektepten geçmeyenler çiğ kalacak. Bu mektepten geçmeyenler ham kalacak. Bu mektepten geçmeyenler cahil kalacak. Ama bu mektebe, bu okula kayıt yaptırıp ikrarı bent olanlar sağlam bir çalışma, güzel bir irade, doğru bir yaklaşım, verilen görevlerini yerine getirip ilahi kaynakları da iyi anladıkları takdirde gönül çerağları uyanacak güzel canlar. Allah Allah. Buradaki ışık güzel canlar ilim, irfan, hikmettir. Bazen bazı taliplerimiz, bazı canlarımız geliyor diyorlar ki güzel canlar, ben rüyamda Allah'ın nurunu gördüm. Ben rüyamda Allah'ın ışığını gördüm. Güzel canlar, nur demek, ilim demek. Yani rüyamda ben bir nur gördüm. Ben nura gark oldum. Ne zaman Allah'ın ilmiyle ilimlenir, Allah'ın irfanı alır, hikmetin sırlarına agah olur, işte buna nura gark oldum. Ama genelde insanlar nura bir ışık, böyle bir parlak nokta. Öyle değil güzel canlar. Evet, dünyanın ışığı var. Bana nurun rengini, ışığını tarif edecek biri var mı? Saf dedim, saf. Ama ne? Saf işte, yani görünmeyen saf. Nur ama saf. İşte oraya gelebilmek için o nur gibi nur olmak gerekiyor. Bakın bunu görüyoruz. Doğru mu? Bu göz bu ışığı ve bu ışığı görür. Ama nuru ancak gönül gözü görebilir. Gönül gözü açılmamış bir adamın, bir talibin, bir insanın, bir kulun Cenab-ı Allah'ın nurunu ben gördüm demesi sadece boş laf. Bazıları diyor ya, erdim. Her şey bende var, ben her şeyi görüyorum. Allah Allah. Görene ne mutlu, aşk olsun. Allah Allah. Görmeyenlere de Allah görmeyi nasip eylesin güzel canlar. Ama Cenab-ı Allah'ın nurunu görüyorum demek, ben kainatta bulunan bütün varlıkların ilmini biliyorum demek aslında. Allah Allah. Ama insanların kafasında hep böyle bir ışık var. Böyle bir ışık yok güzel canlar. Onun için bu sadece sembolik olarak ifade edilmektedir. Beden karanlığı haksal çera ile aydınlık bulur. Bunun için çerağa daim yanan bir mürşid-i kamil pirin irşadıyla onun çerağından
talip kendi çerağını yakar. Talip talep edendi. Allah diyor ki karanlıktayım. Görmüyorum. Hangi gözle? Kalp gözümle göremiyorum. Gönül gözümle göremiyorum. Mürşid-i Kamil Pir'de diyor ki irşad olursan ben de bendeki çerahtan senin gönül çerahını yakarım. Allah İrşad Allah. Gönül çerahını yakmak mıdır? Allah. İrşad gönül çerahını yakmak demektir. O zaman her can, her insan bu yola girip gönül çerahını uyandırabilir. Gönülde hakkı görmek isteyenler hakkın çerahı ile çerahlarını yakmadıkça hakkın cemaline, hakkın didarına asla ulaşamazlar. Gene de aksal işşatta muhabbet ediyoruz. Cemal deyince aklımıza ne geliyor? Yüz geliyor değil mi? İnsan gerçekten yüz noktasında çok güzel yaratılmış. Yalnız cemal deyince aklınıza bu gelmez. Eğer ki cemal değil, insanın yüzü aklınıza gelirse kötü insanlarda da aynı cemal var. Onları nereye koyacağız? Cemal demek, yüzde cemal görmek demek ne demek biliyor musunuz? Dilim haktan başkasını söylemiyor. Kulağım haktan başkasını duymuyor. Gözüm de haktan başkasını görmüyor. Yani ben hakkın niteliklerini, hakkın güzelliklerini, vasıflarını görüyorum demek cemal demektir. Cemale erdirdiriyoruz. Yani diyoruz ki Allah'ım bizi senin niteliklerinle doldur. Ama bazıları cemal deyince sadece burayı almıyor. Onun için güzel canlar, siz cemal ve didar deyince Allah'ın niteliklerini, Allah'ın özelliklerini ve vasıflarını elde etmiş olanları cemal olarak görün. Yoksa zulümat deryasında celaliler insanı yakar. Allah Allah. Herkes de o cemal. Ama o cemalin altında nefse emmarenin kötü alma arzusu varsa orası zulümat diyarına dönüşür. Hakkın çerağı gönüldeki aşk ile yakılır. Aşkı olmayanın gönül çerağının yakmasının mümkünatı yok. Ne dedik? Zahiri çerağları bir parça ateş yakıyor değil mi? Buraya aşk yakıyor. Aşkı olmayanın gönül çerağının yanmasının da mümkünatı yok. Her mürşid-i kamil pir ilahi aşk ile gönül çerağını uyarmış ve uyarma yolunda o aşk ile çerağları yakmakta ve uyarmaktadır. Bir talip ilahi aşk ile yanmaya başlarsa kesinlikle çerağını yakar. İlahi aşk ile donanmayanın çerağının yanmasını mümkünatı yok. İnsanı sevmeyen asla Allah'ı sevemeyecek. Varlığı sevmeyen de asla Allah'ı sevemeyecek. Varlığı aşk ile sevemeyenin ben Allah'a veya da ilahi aşkla donandım sözü de boşa çıkacak. Gül ağacındaki gül, gül ağacından mıdır? Allah Allah. Ben gül ağacını seviyorum veya da gülü seviyorum ama ağacını sevmiyorum. Dikeni değiyor elime. Diyebilir miyiz böyle bir şey? Onu bütün sevmemiz lazım. Hem zahiriyle hem batınıyla. Aşk ateşiyle yanmayanın çerağı asla yanmaz. Dünya ehli güneş ve dünyanın materyallerinden yapmış olduğu aydınma araçlarıyla zahir dünyalarını aydınlatırlar. Bakın, dünya materyali mi? Onunla aydınlanıyoruz. Buyur. Aşk ateşiyle yanmayan cehennem ateşiyle yanacak. Elbette ki. Niye? Çünkü aşk ateşiyle yanmayan hakkı bulamayacağı için nefs-i emmarenin ateşiyle yanmaya devam edecek. Çok doğru bir söz. Şimdi gelelim. Hak ehli ise hem dünyanın materyalini kullanıyor hem de
gönül aşkıyla çerağını yakıp aydınlanıyor. Batın çerağlarını yakanlar içi aydınlatacak, zahir çerağlarını yakanlar da önlerini aydınlatacaklar. İkisi de gerekli mi? İkisi de gerekli. Dünya için dünyanın ışığı, beden için de gönül ışığına ihtiyacımız var. İkisi olmadan da olmuyor güzel canlar. Bu nokta itibariyle Cenab-ı Hak bize gönül çerağlarımızı yakmayı, o gönül çerağlarıyla yanmak, uyanmak isteyenleri de uyanmayı nasip eylesin. Allah Allah. Cenab-ı Hak bizi bu yoldan, bu erkandan, bu güzelliklerden de mahrum etmesin. Allah.